Merhaba güzel insan. Ben Ebu Bekir Yıldız Gören. İkinci dersimizde bu bağlaç türüne genel anlamda hatta biraz da derinlemesine bakmıştık. Bu derste birleştirme bağlaçları ya da koordine bağlaçları şeklinde adlandırabileceğimiz coordinating conjunctions'lara detaylı bir şekilde çalışacağız. Basitten zora giden örnek cümleler içerisinde görüp mini test ve soru çözümlemeleriyle dersimizi taçlandıracağız. Başlayalım. Bu bağlaçları akılda kalsın diye Font da deniyor. Baş harfleri yukarıdan aşağıya doğru okursan Font Boys ifadesini sen de görebilirsin. Bir koordine bağlaç iki bağımsız yani iki independent clause'u bir arada tutar ve öncesinde virgül alır. İlk koordine bağlacımız gelsin for. Anlamı da çünkü. Örnek cümle içerisinde görelim. I need to go to bed early for I have an early meeting tomorrow. Bu cümlede for bağlacı devamında neden sebep ifadesi alarak cümleye bir neden sonuç ilişkisi katmış. For bağlacını so ile karıştırmayacağız. So bağlacı da cümleye bir neden sonuç ilişkisi katar ancak so bağlacından sonra sonuç gelirken for bağlacından sonra sebep neden gelir. Gel bu cümleyi so bağlacı ile tekrar yorumlayalım. I have an early meeting tomorrow. So I need to go to bed early. Burada so bağlacı sonrasında gelen tümce bir sebep değil. Bir sonuç tümcesi. Kısacası so da bir koordine bağlaç, for da bir koordine bağlaç. Ancak so'dan sonra bir sonuç gelirken for bağlacından sonra bir sebep geliyor. Sıradaki bağlacımız and ve demek. Gelsin örnek cümlemiz. The family moved into the new house And the neighbors welcome them warmly. Yine bağlaç iki ayrı ana tümceyi bağlamıştır. Anlamı da aile yeni eve taşındı ve komşular onları sıcak bir şekilde karşıladı. Şeklinde yorumlanabilir. Sonraki bağlaç no. Bakalım örnek cümlemize. He doesn't like football. No does he enjoy hockey. Cümlede nor bağlacından sonra sıra dışı bir durum var. Özne ile fiil yer değiştirmiş. Yani devrik bir durum söz konusu. Bunun sebebi de tümcenin öncesinde negatif anlam içeren bir bağlaç olması. Anlamına bakalım. Futbolu sevmez, hokeyi de sevmez. Nor bağlacı varsa bir cümlede öncesinde negatif bir anlam var demektir. Nitekim burada doesn't like diyor, sevmez. Futbolu sevmez, hokeyi de sevmez. Ne futbolu ne de hokeyi sever. İkisini de sevmez. Bakalım sıradaki bağlacımıza, then. Sonrasında demek. Let me finish this job, then we'll go. Bu işi bitireyim sonra gideriz. Gelsin bağlacımız but. Bu en yaygın kullanılan bağlaçlardan birisi. Ancak fakat ya da ama şeklinde yorumlanabilir. Görelim örnek cümlede. Kim wanted to walk in Rome but he couldn't find a job there. Bu iki tümcede zıt anlamlar mevcut. Çalışmak istiyor ancak iş bulamıyor. İki zıt anlamı bir cümlede bir arada tutabilecek bir bağlaç ancak bat gibi bir zıtlık bağlacı olabilir. Devam ediyoruz. O yoksa ya da anlamlarına gelir. Örnek cümle lütfen hocam. Do you want to eat something or would you like to stay hungry? Yet bağlacı ancak demek. Bat ile aynı anlamda fakat ince bir fark var. O da şu. Yet sonrasında tümcede öncesinde gelen tümcedeki düşünceye şaşırma durumu söz konusu. Yani öylesine bir fakat değil bu. Örnek cümlede görelim. Paul is an expert at computer programming, yet he teaches economics. Paul bilgisayar programlama konusunda uzmandır ancak ekonomi öğretiyor. Şimdi bir zıtlık var mı? Var. Ancak bu zıtlık kimin Roma'ya gidip orada iş bulamaması gibi bir zıtlık değil. Nasıl bir zıtlık peki hocam? Arkadaş, Paul bilgisayar programlama konusunda bir uzman ise neden ekonomi anlatsın ki gibi bir zıtlık. Neyse Yet böyle bir bağlaç. Son bağlacımız gelsin. So. I'm feeling hungry, so I will cook something. Aç hissediyorum, bu yüzden bir şeyler pişireceğim. So bağlacı da çok önemli bir koordine bağlacımız. Bu bağlacın olmadığı bir sınav düşünemiyorum güzel insan. Hatırlatmak isterim ki, so bağlacı sonrasında sonuç gelir, for bağlacından sonra ise sebep gelir. Evet, böylece bağlaçlarımızı tamamladık. Yaşasın fanboys. Ama daha bitmedi. Yeni başlıyoruz. Peki bu bağlaçlar sadece iki ana tümceyi mi birleştirebilir? Bakalım. Evet. For bağlacı çünkü anlamında kullanıldığında iki bağımsız tümceyi yani iki independent clause'u bir arada tutar. Ancak end bağlacımıza baktığımızda sadece iki ana tümceyi bir arada tutmakla kalmaz. Bir sözcük ile bir öbeği, iki sözcüğü, iki öbeği ya da iki bağımlı tümceyi yani iki dependent clause'u bir arada tutabilir. Örnekleri birazdan geliyor, merak etme lütfen. Nor bağlacına bakalım. O da aynı şekilde. Ancak den bağlacı for bağlacında olduğu gibi çoğunlukla yine iki ana tümceyi bağlar. But, nor ve and gibi çoklu fonksiyona sahip bir bağlaştır. Or yine aynı şekilde. Yette de aynı durum söz konusu. Son olarak so bağlacı da den ve for bağlaçlarında olduğu gibi iki ana tümceyi bir arada tutar, anlam geçişi sağlar. Şimdi her bir durum için örnek cümlelere bakalım. Gelsin for bağlacı için örnek cümlemiz. My cat is cold and hungry for it didn't come back home last night. Türkçe yorumlaması da bu şekilde. And bağlacı için örneklerimiz gelsin. The company offered her promotion and she started to work in London. Bu cümlede iki ana tümce bağlaç tarafından bir arada tutulmuş. Computers and mobile phones are indispensable part of our daily lives. Yine cümlemizde bir sözcük ve bir öbek bağlaç tarafından bir arada tutuluyor. The manager wanted to know who I was and where I came from. Bu cümlede de iki bağımlı tümce yani iki dependent clause bağlaç tarafından bir arada tutulmuş. Factory workers in the city and their families are on strike for their rights. Bu cümlede de iki öbek bir arada tutulmuş bağlaç tarafından. Gandhi became the symbol of Indian nationalism and was given the status of the father of the nation in 1947. Bu sefer bağlacımız ortak özneye sahip iki fiili birleştirmiş. Öznemiz Gandhi, fiillerimiz ise became ve was given. Sırada nor bağlacının olduğu örnek cümleler var. Bakalım bu bağlaç başka neler yapıyor. Abby doesn't like corn, nor does she like peas. İki ana tümce bir arada. Jeremy likes neither milk nor cream cake. Bu sefer bir word ile bir phrase'i birleştirmiş bağlaç. It was not my fault nor his. Burada da bir öbek ile bir zamir bir arada. This is not what I want nor what anyone else wants. Cümlede nor bağlacı bu sefer iki yan tümceyi yani iki dependent clause'u birleştirmiş. Give her the letter to read then she will understand. Gelsin ikinci cümlemiz. Mix the flour and butter then add the eggs. Burada iki emir cümlesi birleşmiş. Byron traveled to Italy and then to Greece. Burada da then bağlacı iki edat öbeğini birleştirmiş. Then bağlacında hallettikten sonra but ile devam edebiliriz. But bağlacı bir zıtlık bağlacı. Yani bir cümlede iki tarafta bulunan zıt ifadeleri bir arada tutuyor. Örnek cümlemize bakalım. Sally wants to buy a new car, but she can't afford. Sally bir araba almak istiyor ama buna gücü yetmiyor. Zıt ifadeleri bir arada tutmuş burada bat bağlacımız. İki ana tümceyi birleştirmiş. Bat bağlacı sadece ana tümceleri mi birleştirir? Hayır. Sözcükleri de birleştirebilir. Bu örnekte iki zarfı bir arada tutuyor. Sam walk quickly but quietly. Açıklaması da bu şekilde. I was upset but didn't cry before people. Burada but bağlacı iki fiili birleştirmiş. Ortak özneye sahip iki fiili bir arada tutuyor. Sally can play the piano but I can't. Yine zıt iki ifade var. İki ana tümce var. It is an expensive but very useful book. Evet yine iki zıt ifade mevcut. I had no choice but to accept the challenge. Burada but bağlacı den başkanlamda kullanılmış. Yani fakat anlamında, ama anlamında değil. Den başkanlamda kullanılmış. Eş anlamlısı except. İki fiili birleştirmiş. Had no choice to accept the challenge. I had no choice but to accept the challenge. What can we do but sit and wait? Burada but bağlacı iki fiili birleştirmiş. Modül ile birlikte ele alınınca iki fiil şeklinde yorumlayabiliriz. Oturup beklemekten başka ne yapabiliriz? Yine bat bağlacı burada den başka anlamında kullanılmış. Sıradaki bağlacımız o. Would you like the chicken, the pork or the beef? Yoksa ya da anlamına geliyor. Go home or I will call your mother. Burada bir emir cümlesiyle bir ana tümceyi birleştirmiş or bağlacı We can go out for dinner now or later. İki zarfı birleştirmiş burada or bağlacı. Shall we go out to the cinema or stay at home? İki fiili birleştirmiş or bağlacımız bu cümlede. He doesn't have a television or a video. Burada or bağlacı bu sefer iki adöbeğini birleştirmiş. A television or a video şeklinde. You must do the job yourself or else employ someone else to do it. Evet yine or bağlacımız burada. İki fiili birleştirmiş. Ortak özneye sahip. Yet ile devam edelim. Yet bağlacı bat ile aynı. Ancak ince bir fark var. Ne demiştik? Yet bağlacında şaşırtan bir zıtlık olması lazım. Yani öylesine bir zıtlık olmayacak. Görelim örnek cümlemizde. My uncle has lung cancer yet he keeps smoking. Burada zıt ifadeler var. Hani hocam but neden olmasın ki diye sorabilirsin. Fakat buradaki zıtlık şaşırtan bir zıtlık. Arkadaş akciğer kanserine sahip bir insan niçin sigara içsin? My uncle has lung cancer yet he keeps smoking. Allah Allah ama sigara içiyor ya. The movie was depressing. Yani film iç karartıcı. Yet uplifting at the same time. Ama aynı zamanda moral vericiydi. Enteresan. This is an expensive yet effective solution to our problem. Bu sorunumuz için ucuz ama etkili bir çözüm. Yani ucuz bir e, olay nasıl etkili bir çözüm oluyor? Demek ki böyle bir zıtlık var. So ile devam edelim. She wants to start something on her own, so she has left her job. Evet, bir neden sonuç ilişkisi söz konusu. So'dan sonra sonuç geliyor. Bunu tekrar hatırlatayım. For'dan sonra sebep soğudan sonra sonuç. Burada da soğudan sonra gelen cümle bir sonuç cümlesi. Bu şekilde bağlaçlarımız tamamlandı. Şimdi Fun Boys bağlaçların her birini temel, orta ve ileri olmak üzere 3 ayrı seviyede görelim. Amaç burada test yapmak değil, farklı seviyelerde bu bağlaçları görmek. Sadece işi biraz daha zevkli hale getirmek için egzersiz mantığında yaptım. Şimdi Boşluğun devamında ve öncesinde gelen anahtar ifadelere bakarak bu işi hemen halledebiliriz. Bakalım. Temel seviye cümlemizde hungry diyor aç. Sağ tarafta da sandviç. Orta seviye cümlemizde made from cotton yani pamuktan yapılma bir malzeme var. Ve sağ tarafta da kolayca yıkanması. İleri seviye cümlemize baktığımızda bir rahatsızlık söz konusu. Disorder. Sağ tarafta da need other spot. Diğerlerinin desteğini alma. Yani her üç cümlemizde de bir neden sonuç ilişkisi mevcut. Dolayısıyla ihtiyacımız olan bağlaç so olacak. Yakın Türkçe tercümeleri de bu şekilde. Zamanımız gitmesin diye ben tercümeler üzerinde durmayacağım. Videoyu durdurup sen birebir eşleştirme yapabilirsin güzel insan. Evet yine 3 cümlemiz var. 3 ayrı seviyeden ve boşluklara gelecek bağlaç aynı bağlaç olacak. İhtiyaç duyduğumuz bağlaca hızlı bir şekilde ulaşmak için boşluğun sağında ve solunda yer alan anahtar ifadeleri yakalayacağım ve bağlacıma ulaşmış olacağım. Bakalım bu arada ben hangi cümleyi anlatıyorsam dikkatini ona vermeni rica edeceğim. Temel seviye cümlemizin sol tarafında plenty of time diyor bol bol zaman sağ tarafta da almost none hemen hemen hiç. Bu şaşırtan bir zıtlık yani bol bol zaman hemen hemen hiç. Orta seviye cümlemize bakalım. Yüzlerce kitabın okunması söz konusu. Sağ tarafta da halen bir tanesi favoriymiş. Bu da enteresan bir zıtlık. İleri seviye cümlemizde de Çin'in birçok hanedana şahitlik yapması söz konusu. Sağa baktığımızda unsurların birçoğunun halen korunması. Bu da yine enteresan bir zıtlık. Dolayısıyla ihtiyacımız olan bağlaç, eminim bunu sen de yakaladın, yet olacak ama yine de anlamına geliyor. Fakat anlamına geliyor. Bunun battan farkı şu tekrar söylemek istiyorum. Şaşırtan bir zıtlık olması gerekiyor. Yani Türkçe tercümeleri de bakacak olursak bol zaman var ama neredeyse hiç zaman olmadığını düşünüyormuş. Aşağıya bakalım yüzlerce kitap okumuş ama halen bir tanesi favorisiymiş. İleri seviye cümlede de yine aynı şekilde şaşırtan bir zıtlık söz konusu. Ben tercümeler üzerinde uzun süre durmuyorum. Videoyu durdurup eşleştirmeleri yapabilirsin. Şimdi sonraki sorumuza devam edelim. Yine 3 cümle, 3 boşluk. Bakalım hangi bağlaç boşluklarımızı tamamlıyor. Anahtar ifadelere odaklanacağız. Temel seviyede do we smoke diyor. Zaten sen de bunu hemen yakaladın. Bir devriklik söz konusu. Yani normalde bu cümle we smoke olması gerekirken do we smoke demiş. Yani bir devriklik var. Fiille özne yer değiştirmiş. E, orta seviye cümlemizde de yine bir devriklik var. Was I willing to lose sleep diyor. Niye devriklik olur bir cümlede? Tümcenin başında negatif bir ifade olursa devriklik olur. İngilizcede böyle bir kayda var. Eğer bir cümle ki burada bir tümce negatif bir ifade ile başlıyor ise orada özne ile fiil yer değiştirmiş oluyor. Dolayısıyla fun boys bağlaçlarından hangisi negatif anlam taşıyordu? Nor ne de demek. Tercümelerden de bunu rahat bir şekilde görüyoruz. Kumar da oynamıyor, sigara da içmiyor gibi. Türkçe tercümelere yoğunlaşmanda, videoyu durdurmanda fayda var güzel insan. Devam edelim. Sol tarafa bakalım rush diyor. Acele etti. Sağ tarafta too late. Çok geç kaldı. Allah Allah. Acele ediyor. Çok geç kalıyor. Yine bir zıtlık var. Orta seviye cümlemize bakalım. İnsan hayatına değer verilmesi söz konusu. Sağ tarafta da hayvanların aynı şekilde önemli olarak addedilmesi. Burada da bir zıtlık var. Yani cümleye göre bir zıtlık. Normal hayata göre değil. Çünkü eminim sen de öyle düşünüyorsun. Hayvan hayatı insan hayatı kadar eşit derecede önemlidir. Cümlenin gelişine göre söylüyorum. İleri seviye cümlemize baktığımızda çok önemli bir ipucu var. Still. Güzel insan. Still zarfı ile zıtlık bağlaçları olan yet ve but çok güzel gidiyor. Zaten cevabı ortaya çıkmış oldu. But still ama yine de. Yet still ama yine de. Eğer still varsa sorularda seçenekler arasında but ya da yet varsa lütfen ona odaklan derim. %100 diyemem ama gerçekten odaklanmaya değer. %90 cevap but ya da yet olacaktır. Şimdi tercümelere bakacak olursak burada boşlukları but'ın tamamlaması gerektiğini daha iyi anlamış olacağız. Hastaneye koşuyor ama geç kalıyor. Çoğumuz insan yaşamına değer veriyoruz ancak hayvanların da hayatı eşit derecede önemlidir. Bunun böyle düşünmesi lazım diyor. İleri seviye cümlemizde de işte su vücudumuz %60'ını ve benzin %70'ini oluşturur. Ama yine de halk arasında yanlış bir kanı var diyor. Devam edelim. Sol tarafta ne var? Really upset. Çok üzgünüm. Sağ tarafta partiyi kaçırma. Bir neden sonuç ilişkisi var değil mi? Evet ve boşluktan sonra sonuç gelmiş. Yok pardon, sebep gelmiş. Pardon. Yani partiyi kaçırmamdan dolayı üzgünüm. Orta seviye cümleye bakalım. Evet boşluğun sağında ne var? Onu hiç görmedim. Bu bir sebep, bir neden. Onu hiç görmediğimden dolayı anlatamam yaşlı mı, genç mi olduğunu. İleri seviye cümlemizde de yine aynı şekilde kültür ciddi anlamda etkiliyormuş. Sebep bu, sonuç ne? Dil eğitiminin ayrılmaz bir parçasıymış. Nedir o? Kültürün öğrenimi, kültür eğitimi. Dolayısıyla neden sonuç ilişkisi kuran bir bağlacı ihtiyacımız var. Ama so bağlacımı, for bağlacımı ihtiyaç duyduğumuz bağlaç? Bunu anlamanın yolu boşluktan sonra gelen kısma bakmak. Sebep mi, sonuç mu? Burada Mr. party sebep. Never seen her asla görmemem sebep ciddi anlamda etkilemesi sebep. Dolayısıyla devamında bir neden sebep alan bağlaç for bağlacı olacaktır. I felt really upset gerçekten çok üzgün hissettim. Niçin? For I missed the party çünkü partiyi kaçırdım şeklinde. Evet diğer cümleleri de analiz etmende fayda var videoyu durdurup. Bakalım devam ediyoruz. Sol tarafta eat, sağ tarafta drink var. Yemek, içmek had nothing to eat. Yiyecek bir şey yok, içecek bir şey yok. Yani yiyecek hiçbir şey yok ya da içecek hiçbir şey yok şeklinde de yorumlayabiliriz. Must be at home. Evde olmalı yoksa arabası burada olurdu. Burada wouldn't'dan direkt yoksa'ya gidebiliriz. Yani or bağlacına gidebiliriz. İleri seviye cümlemizde de herhangi bir zihinsel egzersizin bilişe yardımcı olması söz konusu. İnşa ederek, uzatarak ya da güçlendirerek demiş. Dolayısıyla ihtiyacımız olan bağlaç ya da yoksa anlamına gelen or bağlacı olacaktır. Devam edelim. Bakıyorum sol tarafa. Ran swam. Koştu, yüzdü. Played, oynadı. Yani paralel bir durum söz konusu. Evet, koştu, yüzdü ve oynadı. Orta seviye cümlemizde de differ from. Farklı karz eder ve kendine has bir stile sahiptir. Yani hep paralel durumlar söz konusu. İleri seviye cümlemizde de evolved ortaya çıktı ve başladı. Yani boşluğu doldurması gereken bağlacımız and olacak. Bu şekilde de tercümelerini görüyoruz. Şimdi test zamanı yani hasat zamanı. Dersin başında da söz vermiştim. Temel, orta ve ileri olmak üzere 3 ayrı seviyeden soru ve açıklamalı çözümlerinin olduğu mini testlerle dersimizi taçlandıracağız. Temel seviyede 20 soru var. Her bir soru için 10 saniye veriyorum. Orta seviyede 10 soru var. Her bir soru için 15 saniye vereceğim. İleri seviyede yine 10 soru var ama bu sefer her bir soru için 20 saniye süre veriyorum. Çözümler için de 10'ar saniyen olacak. Hocam bu süreler kısa mı? Hayır efendim. Gayet yeterli. Yeter ki boşluğun sağında ve solunda yer alan anahtar ifadeleri yakala. Zaman sayışları ekranda çıkacak zaten. Bu sefer beni göremeyeceksin. Kamerayı kapatacağım. Dikkatin dağılmasın diye. Şimdi sorularla seni baş başa bırakıyorum. Enjoy the questions.